Şimdi bir askeri alan var. Sayın Başkan bunu televizyonlarda defalarca anlattı ama ben ne olduğunu anlayamadım. İşin içine girince tüylerim diken diken oldu. Bakın. Başakşehir'de askeri bir arazi. Bakın bu arazi askerinin olduğu alan. Şu mavi şekilde görebiliyor musunuz? Bu alan vatandaşın özel mülkü. Lejantlarda herhangi bir fonksiyonu yok. Askeri eğitim alanı diye gözüküyor. Ve bu alanı, bakın bu alanı o dönem AK Parti'nin Maltepe ilçe başkanı olan bir vatandaş müvekkillerinin vekaletiyle anladığım kadarıyla bir takım akçeli işler dönmüş. Büyükşehir Belediyesi burayı niye alır kardeşim? Askerin içerisindeki bir araziyi ne yapacaksınız? Bakın o dönem 13.396.000 dolar para verilmiş. Bu para bugünün rakamlarıyla nereden baksanız 120 milyon lira civarında. Şimdi içinizde hukukçu arkadaşlar var. Bakın bir ara bunlar malı götürüyor diye bize söylemişti Tevfik Bey. Bakın avukat olan arkadaşlar size söylüyorum. Hanginizin hesabına 120 milyon lira para yattı? Yok böyle bir rakam. Ve bugün Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ekspertizlerine yaptırılan tespitte yerin bugünkü güncel değeri 1.892.000 dolar. Yani belediyeyi yaklaşık 12 milyon dolar dolandırmışsınız kardeşim. Bu durum yemin ediyorum Sülün Osman'ın aklına gelmez. Sülün Osman'a bu dolandırıcılık rahmet okudur. Öyle bir şey olabilir mi? Ne işinize yarayacak kardeşim bu arazi? Askeriyenin içerisinde bir alan. Fonksiyonu da yok. Ulaşımı sadece kışlanın içerisinden, yani hayvancılık yapıp inekleri otlatacağız deseniz belediyenin çok daha fazla kendi mülkü meraları var. Kamuoyunun bilgisine arz ediyorum. Konuyu inceleyince tüylerim diken diken oldu dediğim konu bu.